Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Velodrom Sincapları isimli kitabı tanıtacağız. Fransız yazar ve çizer Christian Lacks'ın imzasını taşıyan eser, bir bisiklet ve direniş öyküsü alt başlığıyla yayımlanmış. Türkçe'ye İbrahim Yılmaz tarafından kazandırılan Velodrom Sincapları alanında özel bir yere sahip. Kitap, Türkçe basılan ilk ve tek bisiklet çizgi romanı olarak dikkat çekiyor. Alt başlığından da anlaşılacağı üzere Velodrom Sincapları salt bir bisiklet kitabı değil aslında. Eserin odağında elbette Veldiv Velodrom pisti var. Ve öykü, bu pistte efsaneleşen Albert Richter'le Sam ve Eddie Anslen gibi pedalların etrafında gelişiyor. Bu isimler, 45 derecelik virajları geçerken pistin tozunu attıranlara verilen Sincap adıyla anılıyor. Arka planda ise İkinci Dünya Savaşı yıllarının Fransa'sı, işgalci Almanlar ve bisiklet tutkunlarının özgürlük mücadelesi yer alıyor. Bu sebeple Velodrom Sincapları bir spor kitabı olduğu kadar dönem çizgi romanı sınıfına da giriyor. Örneğin 16 Temmuz 1942'de on binlerce kişinin Fransız Vichy hükümetince Veldiv Velodrom'una toplatılıp Almanya'daki çalışma ve ölüm kamplarına gönderilişinin dramatik hikayesi kitapta çarpıcı biçimde anlatılıyor. Gerçekle kurgunun iç içe geçtiği çizgi roman birçok gerçek olay ve isme ev sahipliği yapıyor. Veldiv'i bisiklet dışında özel kılan bir başka tarihi güne daha yer verilmiş Velodrom Sincapları'nda. Ülkemizde hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip Edith Piaf'ın eşi ünlü boksör Marcel Cerdan'ın gerçek hikayesi okuyucuyu bekliyor. Savaş yıllarındaki Avrupa Boks Şampiyonası finallerinde karşılaşan Fransız Marcel Cerdan ve İspanyol Jose Ferrer arasında geçen bu müsabaka da işte bu kış velodromunda gerçekleşiyor. Öykünün bitiminde ise okuyucuları bambaşka bir bölüm daha bekliyor. Lacks, sona eklediği kış velodromunun iç yüzü kısmıyla çizgi romanı hak ettiği bir finalle bitiriyor. 6 gün yarışlarının tarihinden zamanla değişen kurallarına, yarışlarda son gün sabaha karşı seyircilerin pisti terk ettiği anlarda olup bitenlere kadar her ayrıntıyı teknik bir dille açıklıyor. Bu bölümlerde yarışçılara, suvanyörlere, yarışlarda dönen bahislere kadar aklınıza gelebilecek tüm detaylar müthiş çizimlerle anlatılmış. Okur bir yandan o yıllara dair fikir sahibi olurken, bir yandan da pist bisikleti ve pist yarışları ile ilgili detaylı teknik bilgileri öğrenme şansına sahip oluyor. Kitap, tarihten isimlerin yanı sıra kurgu karakterleri de barındırıyor ve Christian Lacks'ın eşsiz çizimleriyle tüm kahramanlar okurun gözünde adeta canlanıyor. L'Équipe tarafından tüm zamanların en iyi spor çizgi romanı seçilen eserin Türkçe'ye kazandırılma süreci de oldukça ilginç. Velodrom Sincapları, İbrahim Yılmaz'ın Türkiye'den Kamboçya'ya bisikletle seyahat ederken tanıştığı eşiyle birlikte okudukları ve çok sevdikleri bir eser. Bir süre sonra Yılmaz çifti bu eseri Türkçe'ye kazandırmaya karar vermiş. Kitabın çevirisini yapan İbrahim Yılmaz, yayın evi konusunda arayışa girmiş. İstediği şartlar oluşmayınca da kendi yayın evini kurup Velodrom Sincapları'nı Türkçe'ye kazandırmış. Adını Paris'in en büyük velodromunda yarış kazanan şampiyonlara verilen Sincap takma adından alan Velodrom Sincapları, bisiklet severlerin mutlaka kütüphanelerine katması gereken koleksiyonluk bir çizgi roman. Sizlere Velodrom Sincapları isimli eseri tanıttık. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.